Coğrafi işaret belgesi alan Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Dicle Nehri Vadisi'ndeki çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen, ağırlığı nedeniyle geçmişte develerle taşınan Diyarbakır karpuzu hasatla birlikte tezgahlarda ve sofralarda yerini aldı. Bismil'in Sinan köyünde yaklaşık 50 dekar alanda bütün masrafları görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi'nce karşılanan iki aileden biri olan karpuz üreticisi Adil Aydın, yaklaşık 41 yıldır karpuz üretimi yaptığını söyledi. Diyarbakır karpuzunun bir asıl örneği, önemli olan unsurlardan çizgilerin belli olması, kumsal tarlada yetişmesi. Bir de kesildiği andan itibaren, bıçağı vurduğunuz andan itibaren kendi kendine çatlıyor. Şimdi göreceksiniz. Gördünüz, kendi kendine çatlıyor şu anda bu karpuz. Bu karpuzun bir özelliği de pembe olması. Yani Diyarbakır karpuzunun özelliği pembe özelliği. Arılması ve lezzeti daha fazla oluyor. Yani Adana karpuzuna benzemez. Doğal, kabak aşısı yapılmadan, Dicle Nehri kumsal alanda yetişen bir pembe karpuzu, Diyarbakır'a uygun olan bir karpuz çeşidimizdir. Hiçbir doğal madde karıştırılmadan, gübre verilmeden Dicle Nehri kenarında ham olan tarla diye hitap ettiğimiz yerlerde yetişiyor. Biz bu tarlayı bu sene yaptığımız zaman ikinci sene bu tarlayı yapmayız. Yani bizim burada aslında Diyarbakır'ın yüz tutmuş, kaybolma yüz tutmuş olan Diyarbakır karpuzunu bir nevi güçlenme bakımından biz çiftçilere, ailelere yardımcı oluyoruz. Bu konuda da ise Bismil Belediyesi'nin bu çiftçilerimize hem arazi ücreti, gübre yardımı ve mazot yardımında da bulunuyorlar. Yani bunu bir nevi iki yıldır sağ olsun Bismil Belediye Başkanı ve yetkilileri yüz kaybolmuş olan bu ürünlerimizi tekrar piyasaya çıkartıyor. Bu seneki ekim alanı yaklaşık 50 hektar. Yani 50 dönüm diye hitap ettiğimiz ekim yapmışız. Bu seneki verim yağışlardan dolayı, tabii bu tarlaya, kumsal olan tarlaya yağış yağdığı zaman bizim için iyidir. Verimi de dekar başına bir dönüme diye hitap ettiğimiz yaklaşık 8 ve 9 ton. Hatta diğer tarafta da belki 10 tona da çıkabilecek bir kapasiteye sahip olacaktır ileriki aşamalarda. Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Remzi Çekiç de Diyarbakır karpuzunun coğrafi işaretli bir ürün olduğunu vurguladı. Bölgemizde Diyarbakır karpuzu coğrafi işaretli olan bir ürünümüz. Bölgemizde yok olmaya yüzsüz tutmuş bu ürünü tanıtmak, yaygınlaştırmak, yok olmaya olan yüz tutmuş olan pembe çeşidimizi, sürme çeşidimizi tekrar tanıtmak, ilçemize bağlı Sinan Köyü'nün bu bulunduğumuz alanda bunun ekimini, benim de bir sebze bahçem olsun projesinde ilk adımını gerçekleştirdik. Karpuzumuz Diyarbakır'ındır, kesmecedir, tadına kadar garantilidir. Zaten her zaman buradayız, 7-24, 365 gün. Karpuzlarımız zaten, alan müşterilerimiz zaten bir kere değil, her zaman geliyor, aynısından istiyor. Eskiden zaten gıcır gıcırdı. Karpuz zaten gördüğünüz üzere rengi böyle. Tadına da bakın zaten. Zaten her şey renkte zaten, şey değil. Önemli olan tadıdır zaten.